Havadan da anlayacağınız üzere kış etkisini göstermeye devam ediyor. Peki kış şartlarında araç kullanabilmemiz için bizim ihtiyacımız olan bazı şeyler var. Neler bunlar? Tabii ki ilk öncelikle kış lastiği. Peki biz bu kış lastiğini neden almalıyız? Kış lastiği alırken nelere dikkat etmeliyiz ve kış lastiğini yaz lastiğinden ayıran şeyler nelerdir? Gelin hep birlikte bakalım ve nelermiş öğrenelim. Lastikler bizim yolda kalmamızı sağlayan en önemli etmenlerden biri ve yolla temas eden arabanın tek parçası, bir avuçluk bir kauçuk. Bu bizim sürüş güvenliğimiz için çok önemli bir şey. Bu sürüş güvenliğimizi sürekli korumamız için yapmamız gereken şey kışın 7 derecenin altındaki havalarda kış lastiğine geçmek. Ülkemizde bu pek çok camia tarafından halk arasında kar lastiği olarak bilinse de asıl tabiri kar lastiği değil, kış lastiği. Çünkü 7 derecenin altında yaz lastikleri daha sert bir hamurdan üretildiği için 7 derecenin altında iyice sertleşerek tutunma özelliklerini kaybediyorlar. Bu gördüğünüz kış lastikleri ise 7 derecenin altında dahi yumuşak hamurdan üretildikleri ve özel bir silika adı verilen malzemeyle üretildikleri için yumuşaklığını yitirmiyor ve daha iyi bir tutuş, daha iyi bir sürüş güvenliği sağlıyor. Peki bu kış lastiğini yaz lastiğinden ayıran başka neler var? Bu kış lastiklerinde desen olarak farklı malzemeler kullanılıyor. Bu kış lastikleri yaz lastiklerine göre karlı veya bu erimiş kar dediğimiz slush denilen İngilizce'de malzemede ve çamurda %25 daha fazla tutunma sağlıyorlar. Bununla birlikte bu kış lastikleri sizin sürüş güvenliğinizin üst seviyede kalarak yolda, tabii ki de bunlar da kayıyorlar, bunlar da buzda tutunmuyorlar. Çünkü bunların çalışma prensipleri buz için de uygun değil. Buzda zincir takmanız gerekiyor. Çalışma prensibi demişken bunların çalışma prensibi biraz daha farklı. Yaz lastiğinin desenlerine bakacak olursanız kanallı, su tahliyesi için yapılan kanallar mevcut. Kış lastiğinde ise durum birazcık farklı. Daha fazla dişli, daha fazla pütürlüdür. Bunun sebebi de şu: kış lastikleri tıpkı kar topunu kardan adam yapmaya benzer şekilde çalışıyorlar. Nasıl? Siz bir kar topu yapıyorsunuz. Yuvarladıkça karlar birbirine tutunarak büyüyor. Kış lastiği de öyle işte. Kar doldukça kanalların genişliyor. İçinde kılcallar mevcut. Zaten yakın çekimlerde gösteriyorum size. Kılcallar mevcut içinde. Kılcallar soğukta genişliyorlar ve içine daha fazla kar dolmasını sağlıyorlar. Bu daha fazla dolan karlar birbirini, yoldaki karla birlikte birbirini tutarak tutuşu ve çekişi sağlıyor. Bu yüzden kış lastikleri yaz lastiklerinden ayrılıyorlar. Bununla birlikte kış lastiklerinin çalışma prensibi bu. Buna uygun üretiliyor. Buna uygun desenleri değişiyor. Peki kış lastiğini nasıl takmalıyız? Kış lastiğini iki tekere taksak mesela. Bu araba önden çekişli bir araç. Ön lastiklere taksak yeter mi? Veya arkadan itişse arkalara taksak yeter mi? Tabii ki de yetmez. Şöyle, ön lastiklere taktınız. Arka lastikleri yazlık bıraktınız. Ön lastikler iyi tutuyor, çekiyor arabayı. Ama bir fren yaptınız. Arka lastikleri daha çok kayacak. Arkalar oynayacak. Arkadan itişse mesela, arkadan itecek ama önden fren yaptığınızda dönmeyecek. Bu gibi sorunlardan yaşamamak için 4 lastiği birden takmanız gerekiyor. Aracın daha dengeli gidebilmesi için 4 lastiği birden takmanız gerekiyor. Son olarak teknik bir detay olarak şöyle bir şeyden bahsedeyim. Kış lastiği ve yaz lastiği ile yapılan testlerde şöyle bir şey olmuş. 50 km hızla aynı araçlar aynı yerden fren yapıyorlar. Yaz lastiği olan aracın durma mesafesi 44 metre çıkıyor. Kış lastiği olan aracın ise 36 metre çıkıyor. Yani arada 8 metre bir fark var. Ve bu 8 metre iki tane böyle aracın boyu demek. Bir tane binek araç boyu demek. Bu da kış sürüşlerinde önemli bir kriter. Şimdi peki kış lastiği böyle. Biz kış lastiği seçerken neye bakacağız? Neye dayanarak kış lastiği seçeceğiz? Bakın sizin için zor şartlar altında çalışıyorum. Kardan adam oldum. Neyse, kış lastiği seçerken şuna dikkat edeceğiz abi. Kış lastiği seçerken üzerinde MS etiketi olmasına dikkat edeceğiz. Onu da gösteriyorum zaten. Ara görüntülerde geliyorlar. MS yani Mud and Snow. Çamur ve kar demek. Ben de bu arada kardan adam olacağım videonun sonuna doğru. MS yani Mud and Snow. Çamur ve kar etiketine sahip olması gerekiyor. Bununla birlikte son 5 yıl içinde üretilmiş modellerden tercih etmeniz gerekiyor. Lastiğin raf ömrü 5 yıl. Kullanım ömrü de 5 yıl zaten. Ama onun haricinde lastiğinizin diş derinliğinin 4 milimden fazla olması gerekiyor. Diş derinliğini de bir bozuk parayla, parmağınızla veya derinlik ölçen aletlerle ölçebilirsiniz. Lastik testlerini inceleyebilirsiniz. Güvenilir testleri, güvenilir markaları, güvenilir modelleri tercih etmelisiniz. Ha mesela Bursa gibi bir yerde yaşıyorsunuz. Biz mesela burada
Bu yıl gerçi iyi yağdı. Bir kere daha yağdı. Bu bir kere daha yağıyor. Kış şartları çok yoğun değilse, Doğu Anadolu şehirlerinde değilseniz, İç Anadolu'nun doğu batı kısımlarında değilseniz, bizim gibi az kar yağan yerlerdeyseniz, fiyat performans olarak uygun fiyatlı modelleri de tercih edebilirsiniz. Yolda bırakmayacaktır ama zorlanacaktır. Biz neyi tercih ettik? Biz bu ikinci set kışlıklarımız, bu araç 8 yaşında bir araç ve biz kışlıklarımızı değiştirdik bir kere. Yazlıkların aynı şekilde ama neyse, konumuz kışlıklar. İlk aldığımız zaman Lhasa Snow Vice takmıştık. Onlardan da gayet memnunduk. Ankara'da yaşıyorduk o zaman. Gayet güzel tutuş vardı. Daha gayet iyiydi. Bu yılda lastik olarak Nokian VRD4 tercih ettik. Zaten bu lastik Nokian markası, bildiğiniz üzere ya da bilmiyorsanız da artık öğrendiniz. Kış lastiklerinin mucidi, kış lastiğinin üreticisi Nokian markası. İsveçli bir marka. Yanlış olabilir, düzelteyim ama İsveç diyebiliyorum. Norveçli yani. İskandinav markası. Ve kış şartları orada ağır geçiyor biliyorsunuz. Oraya göre üretilmiş bir marka. Kaliteli, güzel. Ve şöyle bir şey var. Bu lastiklerin etiket değerleri var. İşte yol tutuşu, ıslak zemin performansı, ses desibeli, yakıt tüketimi gibi. Bu lastiğin sesi güzel. Eskisi biraz sesliydi. Bunda çok o kadar ses yok. Nokian VRD zaten bilindik bir model, bilindik bir marka. Sıkça tercihte ediliyor. Evet, bugün sizlerle birlikte kış lastiği nedir? Kış lastiğine neden geçmeliyiz? Kış lastiğinin seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsettim. Umarım keyif almışsınızdır. Böyle ara kış gelmişken hazır kış şartları için bir video yapalım dedim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.